Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nihayet fonksiyonlardan kurtulduk ama bir benzeri var, polinom var. İlk örneğimiz polinom olma şartıyla alakalı. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi polinomdur? Polinom olma şartında sevgili arkadaşlar, x'lerin kuvvetleri doğal sayı olmak zorunda. X üzeri 2, x üzeri 1 sorun yok. X üzeri 1, 1 bölü x üzeri 1. Burada sorun var. Çünkü siz bunu normal bir şekilde yazdığınızda şu ifade x üzeri eksi 1 haline gelecek. Dolayısıyla üstü bir doğal sayı değil. Dolayısıyla bu ifade bir polinom değil. O yüzden eğer x paydadaysa polinom belirtmez. Peki bu bir polinom belirtir mi? Evet. Çünkü ne dedik? X'lerin kuvvetleri doğal sayı olacak. Burada gizli bir tane x üzeri 0 vardır. O yüzden sabit terimden oluşan bir ifade daima polinom belirtir. Kök x. Kök x dediğiniz şey x üzeri burada gizli bir tane 1. Burada da gizli bir tane 2 olduğu için x üzeri 1 bölü 2 değil midir? Evet. 1 bölü 2 doğal sayı mı? Hayır. O zaman bu da nedir? Polinom değildir. Buraya baktığımızda hocam az önce söylemiştiniz ya rasyonel olursa polinom olmazdı. Hayır. X paydada olursa polinom olmazdı dedim. Uydurmayın. Burada paydada 5 var. X'in kuvvetine baktığımızda doğal sayı. Ama hocam az önce dediniz ya kökte olursa polinom olmazdı. Hayır. X kökün içerisinde olursa ve kök dışına çıkarmaya çalıştığınızda üstü rasyonel olursa polinom değildir dedik. Ama burada x kökün içerisinde değil zaten. X'in kuvveti kaç? 3. O zaman bu ifadede polinomdur. Doğru cevap B şıkkı olacak. Hemen devam edelim. Şimdi geliyoruz polinomların derecelerine. Sevgili arkadaşlar, polinomun en yüksek x'e ait en yüksek kuvveti o polinomun derecesini belirler. Dolayısıyla derecelerde işlem yaparken şu ara elemanların hiçbir ehemmiyeti yoktur. En yüksek dereceli terimin katsayısı ve kendisi. Hatta ve hatta katsayısıyla da işimiz yok. Bu üçüncü dereceden bir polinom mu? Sen gelip px'i x üzeri 3 olarak düşünebilirsin. Hocam polinomlar çarpıldığında dereceleri toplanır, bölündüğünde çıkartılır. Bunu ezberlemenize gerek yok ki. Burada işlem yaptığınızda kendiliğinden ortaya çıkacak zaten. Bakın x kare, px küp yani x gördüğünüz yere x küp yazın. O zaman x küpün küptürü bölü px. Pardon px neydi? X küp. Olay bundan ibaret. X üzeri 2, x üzeri 9, x üzeri 3. Yukarısı x üzeri 11. Aşağıdaki 3 yukarıya eksi olarak gelir. Cevap x üzeri 8. O zaman bu ifadenin derecesi 8. Hani gidip şunu ezberlemeye gerek kaldı mı? Bununla bunu çarpıyorsak bunun derecesiyle bunun derecesi toplanır. Bu zaten burada gözükecek. Üssü sayıları bilen herkes bunu yapar. Geliyoruz polinomların eşitliğine. Burada size birkaç tane hususla değineceğim. Bu iki polinom p ve q polinomları eşitse ABCD toplamı kaçtır demiş. Unutmayın. İki polinom eşitse dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları da eşittir. Yani x küpün katsayısı 2 eşittir. Karşı tarafta x küpün katsayısı c. Anında bulduk. X karenin katsayısı 2a eksi 1 eşittir. Karşı tarafta x karenin katsayısı 3. Buradan 4 a kaç çıkar? 2. Bunu da bulduk. X'in katsayısı eksi 3. Burada x'in katsayısı d artı 1. Buradan 1'i karşı tarafa d'yi eksi 4 bulduk. Sabit sayı 2b eksi 5. Burada sabit sayı 1, 6, b 3 çıkar. Hepsini topladığımızda 3, 5, 7, 4 çıkartın. Doğru cevap 3 olacaktır. Ancak diyelim ki burada x kare var. Burada x kareli bir terim yok. O zaman ne yaparsınız? O zaman burada x kareli terimin olmayışı buradaki x karenin katsayısının 0 olduğunu gösterir. Siz 2a eksi 1'i 0'a eşitlersiniz. Bu bir. İkincisi her zaman px eşittir qx demez. Ne yapar? Px eşittir qx artı 1 der. O zaman siz burada x gördüğünüz yere x artı 1 yazıp denklemi tekrar oluşturmak ondan sonra katsayı eşitliğine gitmek zorundasınız. Fakat bu bazen uzun sürebilir. O yüzden ben derim ki öğrencilerime px qx artı 1'e mi eşit? X yerine 0 ver. Demek ki P0, Q1'e eşit. Ya da X yerine 1 ver. Demek ki P1, Q2'ye eşit. Ya da X yerine eksi 1 ver. Demek ki P-1,
Q 0 eşit. Gel bunları yerine yaz. P 0 ve Q 1 bu eşitle. İşte P 1'i Q 2 bu eşitle. Birkaç tane denklem çıkacaktır karşına ama A, B, C, D oradan karşına çıkabilir. Bazen sırf o şekilde çıkacak mantıkla verir zaten soruları. Çünkü burada da denklem sayısı biraz fazla olabiliyor. Ona dikkat edeceksin. Çok uzatmayayım burada. Devam edelim. Hoppa. P2x eksi 1 eşittir ax kare artı bx artı 2 polinomu veriyor. Px artı 2 polinomunun katsayı var toplamı. Arkadaşlar unutmayın lütfen. Hangi polinomun katsayı var toplamını istiyorsa orada x yerine 1 yazarsınız. Bunun katsayı var toplamını 1, katsayı var toplamı 6 dediğine göre burada x yerine 1 yazın. P3 6 demektir. Ve bizden bunun sabit terimini istiyor. O zaman x yerine 0 yazın. P eksi 3 3 demektir. Buna göre 2a artı 3b kaçtır? Hemen yukarı gelelim. Ben artık p3'ün 6 olduğunu, p-3'ün 3 olduğunu biliyorum. Devamını birazdan getireceğim. Ama ilk önce şu açıklamayı yapmama izin verin. Bazılarınız şu anda şöyle düşünüyor. Ama bizim hoca kasve var toplamı bunu 1 yapmıştı. Vardır çünkü dershanede, okulda öğretmenleriniz böyle çözümler uygulayabilir. Orada soru cümlelerine çok dikkat etmiyorsunuz. Sorun oradan kaynaklanıyor. Mesela doğru, ben şöyle olsaydı soru. Px artı 2 eşittir ıvır zıvır olduğuna göre Px'in katsayılar toplamı deseydim. Bakın Px'in katsayılar toplamı. O zaman x yerine 1 koy, P1'i bulmam gerekirdi. P1'i bulmak için de yukarıyı kullanacağıma göre şimdi x yerine eksi 1 yazmam gerekirdi. Ancak burada px artı 2'nin katsayılar toplamı diyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla x yerine 1 yazmam lazım. P3 demektir bu da. Aksi takdirde px artı 2'nin katsayılar toplamı ile px'in katsayılar toplamı aynı olur. Bunu da 1'e eşitlemeye çalışırsan. Oradan dikkat edebilirsiniz. Umuyorum anlaşılmıştır. Peki P3 6 ise P3'ü bulmak için x yerine kaç yazmam lazım? Dikkat edin 2. 2 yazarsam 4A artı 2B artı 2 eşittir 6'dan. 4A artı 2B eşittir 4. 2'ye bölün. 2A artı B eşittir 2. Bu 1. P eksi 3 3'müş. P eksi 3'ü bulmak için x yerine eksi 1'i koymam gerekiyor. Eksi 1'i yazarsam A eksi B. Hatta şöyle yapalım ilk önce. A eksi B artı 2 eşittir 3. A eksi B eşittir 1. Hmm. Taraf tarafı topla. 2 bilmeyenle 2 denklem kullanacağım. 3A eşittir 3'ten A 1. A 1 ise B 0. 2A artı 3B 2 artı 0'dan 2 olacaktır. Haydi devam. Çok güzel. Geliyoruz polinomlarda bölme. Bir bölme işleminde bölen x eksi 2 bölüm 2x kare artı 3 kalan 1'dir. Buna göre bölünen polinom aşağıdakilerden hangisidir? Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani normal bölme algoritmasına geçerli her şey burada da ne? Geçerli. Dağıtarak çarpalım. 2x küp hoppa artı 3x eksi 4x kare eksi 6 artı 1. Yani 2x küp eksi 4x kare artı 3x eksi 5. 2x küp eksi 4x kare artı 3x eksi 5 doğru cevap. Devam ediyoruz. Güzel. Polinomlarda çarpma ile ilgili bir soru bu sefer de. Polinomunun x üzeri 5'li teriminin katsayısı kaçtır? Bakın. Bir tane x küple şu ikisini çarpacaksınız. Önce bu ikisini dağılma özelliğiyle çarpalım. Ondan sonra ortaya çıkan sonuçla x küpü çarpalım. Böyle bir denklem çıkar ortaya. Halbuki benden sadece x küplü pardon x üzeri 5'li terimi istiyor. Ben bu ikisinin çarpımından x kareli bir şeyler bulacak mıyım? Evet. Bu x kareli bir şeyleri x küple çarpınca ne olacak? X üzeri 5'li bir şeyler. Ama hocam buradan x üzeri 3, x üzeri 4 vesaire bunlar da gelecek. Evet ama onları x küple çarptığımda x üzeri 5 elde etmeyeceğim. Farklı bir şeyler elde edeceğim. O yüzden ihtiyacım yok. Benim için önemli olan kısım şu ikisinin çarpımında hangilerinde x üzeri 5'li yer, pardon x üzeri 2'li kısım geliyor. Şimdi bununla x küplü bir ifadeyi neyle çarparsam çarpayım x üzeri 5'li bir şey elde edemem. X kareyi
buradaki 3 ile çarparsam 3x kare. 4x'i buradaki eksi 2x ile çarparsam eksi 8x kare, özür diliyorum. 5 ile 4x kareyi çarparsam artı 20x kare. 23'ten 8 çıkar, 15x kare. Gel bunu baştaki x küp ile çarp. X üzeri 15'i, pardon, x üzeri 5'li terimin sayısı kaç olacaktır? 15 olacaktır. Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, Px polinomunu bulmak için bu polinomu bu polinoma bölmemiz gerekiyor. Tam bölüneceğini nereden biliyoruz? Tam bölünmezse polinom olamaz zaten. Soru hatalı olur. Mecburen bölünen bir ifade vermek zorundalar. Hadi. 2x üzeri 4 artı 7x küp artı 6x kare artı 4x artı 1'i 2x kare artı x artı 1'e bölelim. Şimdi 2x üzeri 4'ü elde etmek için sadece x kare olması lazım. 2x üzeri 4 artı x küp gelecek, artı x kare gelecek. Çıkardığımızda dikkat edin lütfen, x üzeri 4'ler giderken 6 tane x küp, 5 tane x kare artı 4 tane de x kalacak. Hocam 4x indiriyoruz, 1'i indirmiyor muyuz? Gerek yok. Burada 3 terim varsa burada da 3 terime ihtiyacım var. Sonrasına yani indirebilirsiniz ama kullanmayacaksınız. Şimdi 6x küp elde etmek için 3x'e çarpmam lazım. 6x küp artı 3x kare artı 3x. Dikkat edin lütfen. Bunlar gitti. 5x kareden 3x kare çıktı. 2x kare. 4x'ten 3x çıktı. X 1 aynen aşağı geldi. Dikkat edin, bu ifade ile bu ifade aynı. O zaman 1 yazmanız lazım. 1 ile çarpıp çıkartırsanız da ne kalacak? 0. Aradığımız sonuç x kare artı 3x artı 1 olacaktır. X kare artı 3x artı 1 diyebiliriz. Devam edelim. P2 polinomunun değeri kaçtır? Dikkat ederseniz P2'yi bulmak çok kolay. Yani böyle basit bir soruyu neden sormuş hoca? X yerine eksi 1 yazacaksınız. X yerine eksi 1 yazdığınızda hoba, burası ne oluyor? Gidiyor. 0 çarpı P2 ama 0 demektir. O eşittir. Eksi A artı 1 artı 1 olacak. Öyle değil mi? X yerine eksi 1 yazdığınızda. Buradan P2'yi bulamadınız ama A'nın 2 olduğunu buldunuz. Peki A'nın 2 olması ne işimize yarayacak ki? Bizden P2'yi istiyor. Evet ama A yerine 2 yazarsanız x artı 1 çarpı px artı 3 eşittir. A yerine 2 yazdığınız için 2x küp artı x kare artı 1. Az önceki mantık. Bu buna tam bölünmeli ki px artı 3 bir polinom çıksın. Bir polinom diyor sonuçta. Ha, o zaman ben bunu buna bölerek px artı 3 polinomunu bulabilirim. Hadi bakayım bulalım. 2x küp artı x kare artı 1'i x artı 1'e bölüyorum. 2x kare 2x küp artı 2x kare eksi 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 x kare artı 1 mi oldu? Tabii ki. Eksi x de çarpalım. Eksi x kare eksi x eksi eksi çıkartırsak taraf tarafa x artı 1 oldu. Bunu da 1 ile çarparsam x artı 1 hop 0. Yani px artı 3 polinomu 2x kare eksi x artı 1 oldu sevgili arkadaşlar. Benden istediği p2 miydi? Evet. Şimdi x yerine eksi 1 koyabilirim. X yerine eksi 1 koyarsam 2 artı 1 artı 1. Doğru cevap 4 olacaktır. Sevgili arkadaşlar, böylelikle AYT'den bir soru çözümünü daha bitirdik. Ama polinomlarda özellikle kavan bulma ile ilgili sıkıntılarınızı biliyoruz. Dolayısıyla o videoda gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.